kişiler için neler tavsiye edersiniz? Onlar için yolda neler var? Sonra ben Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünü kazandım. İyi bir puan da kazandım ve gittim oraya. Orada işte Santur'da İranlı bir arkadaşım ve Cihan diye bir arkadaşım aracılığıyla Santur'a taşıdı. Tabii öncesinden bağlama, çocukluktan beri bağlama çalıyordum, jura çalıyordum. Ben Santur'la tanıştım ve Santur öğrenmek istedim. Bunu kafaya koydum. Bir şeyi böyle elimin tersiyle itmek zorundaydım. Ya ben hayatımı müzikle devam ettirmek istiyordum. Bir öğretmen olmak istemiyordum. Tarihçi olmayı hayal ediyordum ama müziğe olan sevgim daha öne geçti. Üç defa farklı yapımcılardan, şimdi bugün Sokakname kitabını size vereceğim. Sokakname kitabının film yapılması istendi. Bunların hiçbirisini kabul etmedim. Ben 8 sene sokakta oturup müzik yapmış birisi. Birilerinin bilinmek derdi, şeyden öyle bir derdim yok. Bunu dinleyicilerin çoğu da bilir. Hani bazen böyle şey oluyor. Şimdi Yaman Dede diyoruz, bu bestenin hikayesi. Sizin müzik ile birlikte bu akademik hayatı nasıl ilerlettiniz? Bu noktada motivasyonunuz neydi acaba? Akademik çalışmaların yanında müziğe de vakit ayırmaktaki motivasyonum eşime destek olup eşimi mutlu etmekti. Bir alkış. Güzel bir programda Sedat Anar da geldi, şereflendirdi Kayseri'mizi, belediyemizi. Güzeldi. Allah razı olsun ayarlayanlardan. Çok keyifli bir programdı. Bu programın hazırlanmasında her türlü emeği geçen ekip çalışanlarına ve bu programa katılan Sedat abiyle Damla ablaya teşekkürlerimi sunuyorum. Program gerçekten, evet, Başkan Mustafa hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Gençliğin aklına takılanlar isimli program vesilesiyle bize çok büyük bir katkıda bulundu gerçekten. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir ilçe belediyesinin bu tarz programlar yapması gerçekten ufuk açıcı ve vizyon göstergesi. Bunların özellikle Kayseri gibi şehirler için artması gerekiyor. Bugün çok feyizlendik, çok istifade ettik, çok teşekkür ediyoruz. Talas Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Sedat Anar'ı keyifle dinliyorum, sürekli dinliyordum. Etkinliğin olunca koşa koşa geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.